Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kaynamsız yıktınlar ekranımızı bulsun. Xitayning Uyghurlar haqqidagi oqtashliq kitobi xalqaroda g'ulg'ula qo'zg'adi. Xitoy rejimining 22 iyul kuni oqtashliq kitob e'lon qilib, islom dinining Uyghurlarning birdan-bir yerlik dini e'tiqodi emasligi, uning tarixda Uyghurlarga qoral kuchi bilan majburiy tengilganligini ilgari surishi xalqarodagi nufuzli taratquvlarda zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Amerika simli xabarlar to'ri CNN televiziyasi dushanba kuni oqtashliq kitob haqida xabar berib, Xitoyning tarixini ko'chilab, o'zining millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlarni tutib turish markazlariga qamash harakatini oqlashga urinayotganligini bildirdi. CNN ning xabarida Uyg'urlarning Xitoyning bu bostirish harakatini madaniyat qirg'inchiligi deb atayotganligi ta'kidlandi. Angliyada chiqadigan muhofizachi gazeta Oqtashliq kitobda atalmish Xinjiangning Xan sulolasidan boshlablar Xitoyning bir qismi ekanligini ilgari surganligini, ammo Xitoyning Uyg'urlarni jazolash Az degende 1 milyondan artık Uyghur'nı Kespi Maharet Merkezi degen namdaki Esebilikni tügütüş merkezlerine kamaş bilen ayıplını vatkallıkı bildirildi. Avustralya ABC kanalının haberde Aktaşlık kitapta Kompartiyanın tarihini bahalı kallıkı tekitlenip Aktaşlık kitap Xitay'nın azsallık milletlerini bastırışını aklaş urunuşu işkerlikini bildirdi. ABC'nin haber diyene kişilik hukukunu közüş teşkilatı Avustralya şöbesinin direktörü Elaine Person'un sözü nakil keltirilgen bulup Elaine Person'un atalmış Şinjan'da buluvatkan işlerini közüp durgan taşkı dünyadaki her kandak bir kişi Aktaşlık kitapka aldanmaydı o diyen. ABC'nin haberde Avustralya Latrobe Üniversitesi'nin Uyghurşunas mütexessisi James Leybold'ni ziyaret kılgan bulup o Aktaşlık kitaptaki atalmış Şinjan tarihtin biyan Xitay'nın bir kısmı. Bu rayon hiç kaçan Şarkı Türkistan dep atılıp bakmağan degen bayanlarga inkas qaytırıp, bundaq deyiş samimilik bilen etkanda toğru emas degen. Xitay rejimi 22 iyul elan kılgan Aktaşlık kitapta İslam dininin Uyghur halkının yerlik dini emaslikini, İslam'nın Şarkı Türkistan'a Arap İmperiyası tarafından koral küçü bilen tarihtılgallıqı, Uyghurlarının Türk emasliki, tarihtı Türklerinin Uyghurlarını kul kılgallıqı ilgiri sürülgen idi. Bu meselige alakadar Türkiye'de faaliyet edip berivatkan Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği ve Şarkı Türkistan Maarif ve Hemkarlık Cemiyeti Reisi Hidayetullah Oğuzhanmı Xitay'nın Aktaşlık kitabıdaki Şarkı Türkistan'a alakadar etkan sepsetelerge cevap namıda uzun bayanat ilan kıldı. Bayanatta Xitay tilga algan bütün sepsetelerge bütün Türk tarihini misal kılgan halda 3 cevap şeklinde reddiye kaytırılgan bulup Xitay ilgiri sürgen bütün sepsetler 21 tarihi paketler arkalık yerge uğruldu. Amerika yana bir Xitay şirketini cezaladı. Amerika Avazı Toru'nun tünügünki haberde bildirilmişçe, Amerika hükümeti İran bilen devamlı soda alakası bulgan Xitay'nın Zhuhai Jinrong şirketine iktisadi ceza yürgüzdü. Mezkur şirket asaslıqı İran'dan ham nefit seti veliş bilen şoğullandıgan bulup, Amerika'nın İran'dan ham nefit seti veliş çekilmesine boyusun mıqallıqı üçün cezalaşkı uçurgan. Nöbeti bu şirketin ve şirket hadimlerinin Amerika başkuruş dairesi de taşkı perivot, banka, öymülük katarlıq faaliyetleri tuluq çeklengen. Amerika hükümeti İran yadro kilişimeden çekinip çıkan dinkin, İran'a karatkan iktisadi cezanı küçeytken bulup, bu kıtım Xitay şirketinin cezağı uçuruşu Amerika-İran münasibetini teximu ciddileştirvetken. Xitay'nın Xinan'daki iki türmege 2000'den artık Uyghur'un yetkigenliği ilgiri sürüldü. Xitay dairelerinin Xinan ölkesine 2000'den artık Uyghur tutkununu mahbi yetkip aparğanlığı ilgiri sürülmekte. Haberde bayan kılınışa vakaya alakadar birkaç uçur mənbəsi tutkunlarının Xinan'daki iki türmege uğrulaştırılğanlığı, onlarının başka mahpuslardan ayrım ve yalğız solunduğanlığı, şunlıqlı onlarının pat pat tayaq yaydığanlığı bildirilgen. İtalya'daki Zimistan namlıq tor bekitinin 21. iyul aşkarlışı, Uyghurlar yetkip kilingen türmelerinin biridiki bir uçur mənbəsi, Uyghur tutkularının türmenin en xavuplik rayonuğu solunup, kol putlarının 24 saat kişelleb koyulduğallıqı bildirilgen. Mezkur uçur mənbəsi yana gündüpaylarının itaatsizlik kılgan herkandaq tutkununu etip taşlaş hukuki barlıqını bildirip, bu Uyghurlar sotlanmay, hükümge buyurulmay, mahkum kılınmay, bütün ömrünü türmede ötküzüdü. Ular türmede ölümge terk etildi degen. Yeni bir uçur mənbəsindən bildirişçe, Uyghur tutkullar yötkep gelinişdən burun bu türmelerinin qaidi tüzümü ve onundaki əslihələr özgertilib,
türme xadimlerinin sani köpeytilgen. Ularga alahide terbiye eylip berilgan. Lekin haberde bu Uyghurlarının Xinandaki kaysi türmelerge yötkelgenlikke tilge eylinmagan. Zimistan torunun ilgili sürüşçe dairler bu türmelerde Uyghur tutkullarının barlıqını qattıq məxbi tutmaqdayken. Xitay rejiminin ilgili Ürümçiden Xitay ülkelerge qatnaydıgan bir kısım poiz qatnışın toxtup, lager ve türmelerdeki Uyghur tutkullarını Gansu, İçki Mongol, Xeylongjiang, Shanxi, Sichuan qatarlıq ülke abdunum rayonlarga məxbi yötkelgenlikke aşkarlanğan idi. Hatta bazı türme dairleri Uyghur tutkullarının yötkep kilingenlikini mu delilligen idi. Zimistan torunun haberde kayıtlanışa, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da 3 milyondan artık Uyghur'nu tutkun kılışı bilen rayondaki lager ve türmeler toşup ketken. Haberde Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk defsendikideki dünyanın tenkidi ve endişisini küçeytip etkenlik, Xitay Kompartiyasının bir kısım Uyghurlarını Xitay ülkelerine yötkeş arkalık, özünün cinayetini yuşuruşku urnu vatkallıkı tehditlengen. Amerika'da prezident namzatları saylanıp kalsak Uyghur meselesi de Xitay'ını cezalayımız deyişti. Amerika'daki Demokratlar Partisi'nin bazı prezident namzatları eğer prezidentliği saylanıp kalsa derhal tedbir kollanıp Xitay'ın Uyghurlarını kankölemlik tutkun kılıçta kılmışını cezalaydıqalıqını bildirişti. Amerika'daki Oxyoz namlıq torunun haber kılışı mezkur torbekte Demokratlar Partisi prezident namzatlarından eğer ular prezidentliği saylanıp kalsa Uyghur meselesiyle kandak pozisiye tutulgalıqı. Şarkı Türkistan'daki lagırlar ve takipli sistemisinin kuruluşuğu yardımlaşken karıhanılarını Saudi Ministerliğinin tizimdeki kirgüzdüğün kirgüzmeydiğalıqı. Yarşari Magnitski kanununu işkiselip, alakadar Xitay emeldarlarını cezalaydıgan cezalamaydiğalıqını soruğan. Demokratlar Partisi namzatlarının sabık muavin prezident Joe Biden, Kengeş Palata azası Barney Sanders ve Cory Booker, Indiana ştatıdaki Cenubi Bend şehrinin şehir başlığı Pete Buttigieg, Toralgu Öy Ministerliğinin sabık ministeri Julian Castro qatarlıqlar yukarıki her iki tedbirini işkisaldıqalıqını bildirişken. Kengeş Palata azası Elizabeth Warren, Kristin Gillibrand bununla karata başkışı tedbir kullandıqalıqını tekitligen. Oxyoz'nun sualıga Kengeş Palata azası Kamala Harris bilen Amy Klobuchar cevap kaytırmağan. Sabık Avam Palata azası Beto O'Rourke cevap verişini rad kılgan. Oxyoz'nun haberde ilgili sürülüşe Kamala Harris özünü prezidentlik namzatlıkı körsetken Kengeş Palata azalarının işi de hazırgı kadar Uyghur kişilik hukuk kanun layihesine imza koymağan birdenbir Kengeş Palata azası iken. Nöbeti hazır kadar Demokratlar Partisi'nin 25 kişi özünü prezident namzatlıkı körsetken. Oxyoz'nun haberde kayıt kılışa sabık muavin prezident Joe Biden'ın bayanatçısı eğer Biden sayılınıp kalsa onun Xitay karıhanlarını cezalaydıqalıqı ve Magnitski kanununu işkisaldıqalıqını bildirgen. Kengeş Palata azası Elizabeth Warren bizden kolumuzdan keldiğen keng dairlik vasitelerini kullanışını oylayışımız gerek degen. Onun karışa bu vasiteler Xitay'a diplomatik besim işiltişini, bunu iqtisadi söhbet bilen birleştirişini, dünyadaki ittifaqdaş devletler xalqara cemaat ve xalqara organlar bilen hemkarlaşıp, bunu kün tertifki koyuşunu öz içine aldıken. Kengeş Palata azası Barney Sanders biz kılalaydıgan barlıq çağrılarını işkiselip, hazır yüz beri batkan bu kılmışının aldığını ilişimiz gerek degen. Ekber Abeydullah'nın lagırda işkerliki aşkı arılandı. Ötkende BBC'nin yığıveliş lagırları hakkıdaki məxsus haberde Xitay dairleri BBC muhbiriga işsizler deb tunuşturgan atalmış okuğuçularının Emiliyeti köpünçisinin Kaşkar'daki lagırlarına ekitilgen devlet hizmetçileri işkerliki ilgiri sürülmekte. Yıkındı Kaşkar vaziyetinin haberdar kişilerden biri mezkur haberde görsizligen tutkullardan birinin Kaşkar Vilayetlik Medeniyet Yadigarlıkları İdarası'nın tecrübelik tunuşturucusu Ekber Abeydullah işkerlikini malum kıldı. Erkin Asya Radyosu'nun telefon ziyaretini kabul kılgan Kaşkar'daki alakadar hadimler mezkur idare hadimi Ekber Abeydullah'ın tutkunda işkerlikini delilledi. Mezkur BBC haberinin 3 minut 48 minutluk kısmında Akmay Higen ve Közeynek takılan kişinin Ekber Abeydullah işkerliki aşkarlandı. Lager hakkıdaki BBC'nin mezkur haberde Erkin Abeydullah oldurgan sınıptaki atalmış okuğucularının devletili ve kanun ögünüştün başka yana mihmanxanı kütkücülüki ve satıraşlık qatarlıq kesiplerini ögünü vatkallıqı kayıt kılınğan. Ama vaziyetin haberdar kişinin bayan kılışça mezkur lagerde tutup turulu vatkan Ekber Abeydullah Xitay ülkelerde Ali Mektep okuğan, Xitayca ve İngilizce'ni puhtu bilgen tarih pelleri tetkikaşısı iken, Kaşkar Vilayetlik Medeniyet Sarayı'daki bir hadim Ekber Abeydullah'ın Medeniyet İdarisi'nin Medeniyet Sarayı'da emez, belki başka bir orunda işleydi gallıqını işaretligen.
Vaziyatın xabardar kişinin yana bayan qilishicha Akbar Abaydulla madaniyat yodigarliklarini tanishtirishda biliminin mukammalligi ve notiqligi bilan mazkur idoraning eng iqtidorli xizmatchisi sifatida e'tirof qilingan. Viloyat va avtonom rayon darajalik o'rinlar tomonidan mukofotlangan ekan. Vaziyatdan xabardor kishi Akbar Abaydullaning ikki balasi va ayoli bilan birlikda Qashqar daryo bo'yiga joylashgan Quyosh nuri ma'murlar o'ltiroq rayoniga nufuzliq ekanligi va bu rayonning Nangvan soqchixonasiga qaraydiganligini bayon qilgan. Nangvan soqchixona xodimi Akbar Abaydullaning 2017 yilning 5-ida tutqun qilinganligini dalillagan. Londonda Uyg'urlar duch kelayotgan madaniyat qirg'inchiligi anglatildi. Dünya Uyghur Kurultayının rehberleri Angliyadaki London İslam Medeniyet Merkezi'de ceza lagerleri doğrusunda dokulat takdim kıldı. 21. iyul Angliya paytaxtı London'daki London İslam Medeniyet Merkezi'de Uyghur Müslümanları düşkeligen medeniyet kırgınçılığı, halkara inkaslar ve ahlaki mecburiyet namlıq yığın çağırıldı. Yığında Dünya Uyghur Kurultayı Reisi Dulkunaysa, Reis Vekili Turguncan Alaudin Qatarlıqlar dokulat takdim kılıp, Şarkı Türkistan'nın növetteki iğir vaziyetini anlattı. London'daki Uyghur siyasi aktivlerden Rahime Hanım'ın bildirişçe bu katımkı yığınlı merkezi London'da bulgan Kurtube Fondi Cemiyeti, Britanya Müslümanlar Cemiyeti ve Angliya Uyghur Cemiyeti Katarlık Teşkilatlar birlikte uyuşturgan. Onun askertişçe bu yığını uyuşturuştaki maksat Şarkı Türkistan'ın növetteki iğir vaziyetini London'daki Müslümanlar Teşkilatları'na bildiriş arkalık Angliya'da Xtay'a karşı tihamı küçülük cemaat fikri hasılı kılışken. Angliya'daki Uyghur siyasi aktivlerden Aziz Aysa Efendi'nin bildirişçe Angliya Uyghur cemiyeti xilidin buyan Sharqi Turkistondagi jazo lagerlari masalasini Angliyaning masalasi shundaqla butun dunyoning masalasi holiga keltirish uchun Angliyadagi musulmonlar tashkilotlari bilan zich hamkorlashib ish olib bormoqda ekan. Bu qitimqi yig'inda Dunyo Uyghur qurultayining rais vakili Sharqi Turkiston ulamolar birligining muavin raisi Turg'unjon Alaviddin apandimi nutq so'zlab, nuqtali holdan Sharqi Turkistonda davom qilayotgan diniy zulm to'g'risida ma'lumot berdi. Xitay bilan Kambodja bosh ministri maxfiy kelishim tuzdimi? Kambodja bosh ministri Hu Sanning Xitay bilan maxfiy kelishim tuzib, dengiz armiya bazasini Xitayga 30 yillik o'tkazib berganligi ilgari surilgan edi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Kambodja bosh ministri Hu San Xitay bilan maxfiy kelishim tuzib, Sihanoukville o'lkasidagi Riam dengiz armiya bazasini Xitayning ishiltishiga berganligi haqidagi xabarlarning yolg'onligini aytdi. Kambodja bosh ministri Hu San yerlik televiziya kanali Fresh News'ga bergan bayonotida Amerikaning Wall Street Journal gazetasi tomonidan e'lon qilingan Xitoyga harbiy baza o'tkazib berganligiga doir xabarlar ustida to'xtalib, bu Kambodjaga qarshi o'tirg'i tashlangan nachar xabar. Unda qishning bo'lishi mumkin emas. Chunki Kambodja davlat asosiy qonunida chet elliklarga harbiy baza berish qat'iy cheklandi dedi. Kambodjaning boshqa davlat armiyasining mavjudligiga ehtiyoji yo'qligini ta'kidlagan bosh minister Hu San Xitay rejimi bilan bundaq birer temini hergizmi sözlüşüp bakmadık. Şundaq iken otturudu birer kelishimning yoqligini sözləp yürüşmü bihudi bir iş. Bundaq burmalanğan xəbərlərini bizgə qarşı işiltişdən vazgeçinlar digən sözləri bilan Wall Street Journal gezisigə narazılıqını bildirdi. Wall Street Journal gezisinin xəbərdə bu vaxtı məlumatqı iki ikkəllikini ilgiri sürgən Amerikalıq məsullar mənbə körsitilgən bulub, Kambodja baş ministeri Hu Sanning Xitay bilan maxfiy kelishim tuzib, Riam dengiz armiya bazasining ishiltish huquqini Xitayga 30 yillik o'tkazib berganligini va kelishimning har 10 yilda bir qatim yangilanadiganligini e'lon qilgan edi. Xabarda Xitayning bu kelishim orqali mazkur harbiy bazada paraxod, qurol-yaroq va askar turg'izish huquqiga erishganligi ilgari surilgan edi. Kambodja davlat asosiy qonunining 53-moddasida bo'lsa, Kambodja chegarasi tavalligi ichida chet ellik askarlarning mavjud bo'lishiga yo'l qo'yilmaslik Kambodja askarlarining mo Birlashgan Millatlar Tashkilotining talabi bo'lmagan ahvolda chet ellarda vazifaga tayinlanmasligi belgilangan. O'zbekiston millat vakili Uyg'urlar haqida prezidentga chaqiriq qildi. BBC Özbek'nin bugünkü haberde bildirilişe, Özbekistan Milli Uygunuş Demokratik Partisi Milletvekili Kabil Dosov, Prezident Şevket Mirziyayev'e mektup yazıp, Şarkı Türkistan halkı tartıbatkan zulümlerinin ahırlaştırılışı üçün hareketke ötüşkü çağır kıldı. O, ictimai uçur vasıtırdı elan kılgan uçuruda, ''Mən bir Türk buluş, Türk'nin Özbek kabilesidin buluş süptüm bilen, bularını kuyup duraylı Türk bulmasam mı bir insan buluş süptüm bilen, Şarkı Türkistan'da bulubatkan bastırışlarına pervasız kalılmaydım.'' Ve rızkımızın Xitay emas Allah berudu degen ihbaatlarga yer berip, Xitayning Uyghurlarga elip beribatkan vahşi bastırışıga itiraz bildirgen millet vekillerinin Uyghur Türklerinin haklarını qovdışı gereklikini bildirdi.
o prezidentga yazgan maktubida butun musulmon davlatlar uyg'urlarga elib berilayotgan zulmga sukut turayotgan bugungidek bu og'ir kunlarda doim haq tarafda turib kelayotgan hurmatli raisning mazlumning yonida turadiganligiga ishonchim komildir degan iboralarga yer berdi. Arab Birleşme Halifeliği Xitayning Uyghur siyasetini qo'llaydiganligini bildirdi. Yevropa xabarlari to'rining bugungi xabarida bildirilishicha Xitoy doirlari Sharq Turkistonda elib berayotgan atalmish bexatarlik ijroatlari nomidagi bostirishlarini Arab Birleşme Halifeligining qo'llaganligi uchun rahmat etdi. Xi Jinping 22 iyul Xalq saroyida Arab Birleşme Halifeligi Abu Zabi Vali Ahdi va armiya muavin raisi Muhammad bin Zayed bilan suhbatlashdi. Xitoyning rasmiy axborotlarida berilgan xabarlarda Xi Jinping ko'rish jarayonida bin Zayedga Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan bostirish siyosatlarini qo'llaganligi uchun rahmat aytgan va ikki davlatning atalmish terrorlikka qarshi turishda hamkorlikni texnik kuchaytirishga chaqirgan. Abu Zabi Vali Ahdi shahzodasi davlatining Xitoyning asollik musulmonlarning haqlarini va manfaatlarini qo'g'dash yo'lida ko'rsatgan tirishchanliklarini taqdirlaydiganligini bildirgan. Xitoyning rasmiy axborot og'zi bo'lgan CCTVning xabariga ko'ra, Muhammad bin Zayedning Arab Birlashma Xalifaligining Xitoy doiralari bilan birlikda orasida Sharq Turkiston Islom harakatini o'z ichiga olgan terrorlik va asabiylik guruhlariga qarshi o'rtaq kurash qilishni xohlaydiganligini bildirganligi xabar qilindi. Bin Zayedning bayonlari Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishlari butun dunyoda qattiq ayiblanayotgan bir paytda bo'lishi diqqat tortdi. Twitter hisobida uchur yo'llagan Bin Zayed uchurida do'stim deb ifodalagan Xi Jinping bilan bo'lgan ko'rishishdan baxt his qilganligini bildirib, o'rtaq nishonlar, orzular va insonga qimmat berishda ham fikrimiz. Dunyo tinchligi va xotirjamligi uchun Arab Birlashma Xalifaligi va Xitoy kelgusi va'da qildi degan ifodalarda bo'ldi. Turkiyaning Xitoydagi elchisi Istanbulga Xitoy mahallasi qurishni taklif qildi. CNN Turkning bugungi xabarida bildirilishicha Turkiyaning Beijingda turishliq bosh elchisi Abdulqodir Amin O'nan CNN Turkning hafta oxiri programmasi riyosatchisi Xaqon Chalikning mehmoni bo'ldi. Programmada Turkiyaning Xitoyda texnik yaxshi to'ntilishi haqida so'z qilgan O'nan Istanbulda Xitoy mahallasi qurilishi haqida taklif berdi va sayohatchi jalb qilish uchun Xitoyning yemaklik madaniyatining Xitoylarni qattiq jalb qildiganligini alohida ta'kidladi. Programmada riyosatchi Xaqon Chalikning bu taklifdan hayajonlanib, darhol naq maydon programmasidan Istanbul shahar boshlig'i Akram Imom o'g'liga bu taklif haqida chaqiriq qilishi ko'zdan qochmadi. Sharq Turkiston masalasini eng ko'p tilga olayotgan CNN kanalining Turkiyadagi tarmog'ining butun programma jarayonida Uyg'urlar haqida bir og'izmi so'z qilmasligi diqqat tortdi. Turizm rehberine ihtiyacımız var. Çok mu az şu anda? Evet, şu an rakamlar az. Aynı şekilde gene de söyledik, bir daha söylememiz lazım. Yeme içme alışkanlıkları. Doğru. Mesela benim hedeflerimden, amaçlarımdan bir tanesi İstanbul'da bir China Town oluşturmak. İlginç bir öneri bu. Çünkü her yerde Çinli var. Çinli turist dünyaya seyahat ederken o gideceği destinasyonlarda bakıyor, nerelerde China Town var. Onlar için bir artılardan bir tanesi oluşuyor. Çok, çok ilginç bir şey. Evet, yani biz bunları yaptığımız sohbetlerde Çinli mesela. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugünkü haberimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşkice sizlerine Cenab-ı Allah'a taşırmız. Şuna kılıp program ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.